Hey orada dur bakalım. Kanalımı izleyenlerin %55'i halen abone olmamış. 50 bin abone gerçekten çok az kaldı. Bu sizin elinizde. O yüzden herkes videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmasın. O zaman arkadaşlar ben sizi tutmayayım. Videomuza geçelim. Pink'ten çaldıracağım oyun oynanmıyor. Arkadaşlar günaydın. Bugün arkadaşlar çok güzel bir konuya değineceğim. Yeni açılan Türk sunucuları hakkında ve sunucu açmanın zorluklarından da bahsedeceğim. Her işin zorlukları ve kolaylıkları vardır. Aa buraya saklamış bu adam mesela. Git aşağı. Attım aşağı seni. Yatağı kırayım hemen. Kırdım. Güzel yüksel yüksel. Gel üstüme. Şöyle yandan 360 attım sana. Kes. Gel üstüme. Deli dana. Buradan da yumruğum yedi. Ama kılıcı çok güçlü. Kestik. Şimdi arkadaşlar arkadaşım antibiyotik yaz zamanı bir tane sunucu açmıştı. Bedwars sunucusu. Ve klientini kendine has tasarlamıştı. Ve bana şöyle bir teklifte bulunmuştu. Hani ortaklaşa bir şeyler yapalım. Sunucunun admin ol vesaire vesaire bir şeyler demişti. Ben de arkadaşlar kabul etmemiştim. Çünkü şöyle bir şey var. Sunucunuzun olması sorumluluk demektir. Sunucunun bir sürü adminleri olacak, yöneticileri olacak. Hani arada illaki kavgalar çıkacak bunu biliyorum. Ben de arkadaşlar bunları bildiğim için riske girmedim hiç. Sunucunun tanınması, büyümesi, aşama aşama bunları bizim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sunucunun problemleri olsun. Yönetim sistemi olması gerekiyor. Ve arkadaşlar sunucu açmak falan da pahalı. Tek bir şeye bakmıyor arkadaşlar. Dizaynı var. Mimarları var. Adminleri var. Tek bir şeye bağlı olmadığı için gerçekten bayağı bir riskli yani. O adam da çok pis vuruyor bana sanki. Ben bir yükseleyim mi kardeşim? Bana vurma be. Ben bir elma yiyeyim. İzin ver. Şu an bilmiyorum arkadaşlar. Sunucu açıp da batan bayağı bir insan var. Önemli olan bir şeylerden biri sunucunun eski olması. Eskiden adını duyurmuşsa zaten bu insanlar aynı sunucuya geleceklerdir. Craftwise ve son oyuncuda olduğu gibi. Mesela arkadaşlar ben bir tane yeni sunucu açtım diyelim. Craftwise ve son oyuncudaki gibi tat verecek mi? Bak o da var. Hani verebilir ama zamanla verecek bir şey. Bunun yanında arkadaşlar zarar etmesi var. Kesinlikle bir şekilde ben bu sunucuyu geliştireceğimden kendimden emin olmam gerekiyor. Yaptığım işlerden olsun. Hani biliyorsunuz bir zamanlar canavar sunucu açacağını söylemişti. Ve arkadaşlar bilmiyorum öyle bir fikir var mı hala aklımda ama kendisi videosunda bahsetmişti. Sunucu açmanın zor bir şey olduğunu ve VDS'lerin pahalı olduğunu ve tek bir şeye bağlı olmadığından bahsetmişti zaten. Ama güzel bir kitlesi var canavarın. Hani tutma olasılığı gerçekten çok yüksek. Hani bakıyorum da arkadaşlar genellikle böyle açılan sunucular Skyblock olsun, Survivor olsun bu tarz mini games'lere yönelik. Bence arkadaşlar sadece bu mini games'ler olmaması gerekiyor. Açılan sürümler ise 1.16.5 galiba. Birazcık arkadaşlar gelişme olursa hani Bedwars ve Skywars PvP mini games'ine yönelirlerse bence güzel iş çıkarabilirler. Sadece Skyblock ve Survivor'la olmaz bu bence. 5 can iyi dayandın. Eyvallah. Bir ara benim de aklımda böyle şeyler vardı. Sunucu açma falan filan. Fakat arkadaşlar bizim en az arkadaşlar bizim 100 bin abone olmamız lazım. Hani böyle tam bir kitleye sahip olmam gerekiyor. Kitlemden de emin olmam gerekiyor. Oynayacaklar mı vesaire vesaire. Hani ben sunucu açsam kaç kişi gelirdi mesela? Bunu yorumlarda yazın arkadaşlar. Tabii kaliteli yapmak çok önemli. Sen git bakalım yatağını kırayım ben senin hemen. Kırıyorum kırıyorum. Kırdım bir tane elma yiyebilir miyim? İzin vermedi. Arkamı duvara yasladım gel bakalım. Kestim seni ya. Ve kolay. Arkadaşlar lonca demişken loncama kesinlikle gelmeyin. Unutmayın şu an loncamızda bizim 22.000'e yakın üyemiz var. Hepinizi bekliyorum. Bayağıdır ben lonca reklamı yapmıyordum arkadaşlar. Bunu en azından bir 30.000 yapalım bence. Ve arkadaşlar uzun zamanın ardından ben dün yayın açtım. Yayın gene bir 200 kişiye doğru çekmişti. Gelenler için teşekkür ederim. Yayınlara biz tekrardan Orhan'la birlikte başlamaya karar aldık. İnşallah arkadaşlar devamı gelir. Siz de bildirimleri açın. Hani haberdar olursunuz. Bazı videolarım veya yayınlarım ana sayfanıza düşmeyebiliyor. Ve ben de arkadaşlar bu durumun yaşanmasını istemediğim için bildirimleri açmanızı istiyorum. Ayrıyeten de arkadaşlar kendi 5K pekimle oynuyorum ben. Çok hızlı kestim. Çok hızlı kestim harbiden. Dur elma yiyeyim ben. Makro mu oldum ben şimdi? Peki öyle olsun. Tam takıldı blo. Tekrar gel bakalım. Koydum blo. Yapıştır abi. Shift'e bas. Kestim. Arkadaşlar bende makro gücü var. Bunu söylemeyi unuttum size. Bu kol gücü. Bazı arkadaşlar şöyle düşünebilir. Hani Aternos'tan açmak falan filan. Aternos'tan açılan sunucular abi en fazla 50 kişi oynanır. 50 kişiden sonra ping girer. Bayağı bir girer. Abi bir dakika. Yanlış yaptım. Abi sen neredesin? Önümü göremiyorum kardeşim. Kestim ama seni. Vallahi son anda kestim. Benim bir yükselmem gerekiyor. Birazcık oynamayı unuttuk arkadaşlar ve mavi geldi. Dur bakayım ben bir clean up atabileceğim mi acaba? Bıçakladım. Tamam sen de gel. Seni de kestim. Tamam mükemmel. Buradan benim bir tane set alayım. Hani arkadaşlar aranızda böyle zamanında sunucu açtınız veya kapattınız oldu mu bakalım. Yorumlarda tartışalım bunları. Veya sebeplerini yazın. Neden bu sunucular kapandı? Neden açma gereği duydunuz vesaire vesaire. Kendini duyurmak, sunucunun kaderini belirlemek çok önemli. Diyorum yani eskiden olan sunucular daha çok oynanıyor. Bunun sebebi arkadaşlar insanlar artık bu sunuculara alışmış. At bakalım. At. Sonra ne olmuş? Kafana mı atlamışım ben sonra? Tek git. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Hani herkes okulda olduğu için
Birazcık güçlü rakipler geliyor. Dur bakalım. Vurma vurma, sakin. Hani böyle sıralama kasan tayfa daha çok oluyor sabah. Kılıcı çok güzel adamın. Ama ben senden daha güzelim. Gel. Bir anda geldim abi kafana. Kesmem lazım seni. Ve kestim. Yatağını kırayım hemen. Yatağını da ısırdım. Yüksel yüksel yüksel. Bir tane daha elma yiyeceğim. Tamamdır. Tekrardan geldim ben. İki sağ solumu çaktım ve tek itimi attım sana. Son bir tane takım kaldı galiba. Adam benim kafamda. Konum çok kötü ama aşağı attım ben onu. Ben bu takımı eleyip arkadaşlar direkt lobi çekeceğim. Ellerim çok yoruldu. Hani bir de yemek yiyeceğim. Adam benim şansıma küfür etti. Kardeşim hiç yakışıyor mu sana ya? Gel bakalım Rekari. 360'ın tadına bakacaksın. Yapılırken yakaladım seni. İki tane sağ solumu çaktım ve sana tek it atacağım. Bir tane elma yiyelim önce. Yatağından ısırdım bir parça. Önüme geleceksin ve takıldım bloğuma. Tekrardan ben de iki tane sağ solu çakmak hazırlanırken sana bir tane vuruş. Tek vuruş. Abi niye bu kadar kolaydı? Her neyse arkadaşlar ben lobi çekiyorum. Yoruldum bayağı be.